Neredesin anne ya? Açsana. Ya niye açmıyorsun? Delireceğim artık. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ahmet Bey. Hoş geldin Ahmet Ağa, buyur. Hoş bulduk, sağ olun. Böyle emri vaki gibi olmadı değil mi? O nasıl söz? Bilhassa söyledim Kıymet Hanım'a. Ahmet Ağa da buyursun, beraber yiyelim diye. Ya Şahnur Hanım, bir türlü akraba gibi akraba olamadık. Lüzumsuz kavga var aramızda. Ben de fırsattır dedim. Oturalım bir akşam, iki aile gönüllerimizi alalım. Tabii tabii. Çiçek nerede kaldı? Ne yaptığını sanıyorsun sen anne? Bu ne? Büyü mü yaptırdın bana? Aa, Çiçek ne diyorsun sen? Aa. Kurtarılacak bir evlilik yok. Ayrılacağız biz. Çiçek söz. Ne konuştuğunu bil, öldürmeyeyim seni şimdi. Bugün avukata gittim. Savaştan boşanacağım. Aa. İnsan gibi yaşamak istiyorum artık. Köle gibi değil. Savaştan boşanacağım. Öğretmenlik yapacağım. Öyle gizli saklı değil, açıkça. Gururla mesleğimi yapmak istiyorum. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Bana engel olamayacaksın baba. Bana hiç kimse engel olamayacak. Alo. Çiçek, senin sinirlerin bozulmuş kızım. Ne dediğini bilmiyorsun. Biliyorum Şahmurana. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Bana bak. Abuk subuk konuşma Çiçek Hanım. Öğretmenlik yaparsın yapmazsın, benim meselem değil. Ona kocan karar verir. Ama boşanacağım dersen, işte o zaman başınıza gelecekleri göze alırsınız. Yürü hanım. Elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan. Çiçek kızım. Sen bakma Çiçeğe, Ahmet Ağa. Ahmet Ağa, otur daha yemek yiyeceğiz. Bu kız aklını başına topladığı zaman yeriz Şahnur Hanım. Size hayırlı geceler. Sen bizim başımızı belaya mı sokmak istiyorsun? Çiçek dur! Dur dedim! İftar et şimdi şu kızın aklına soktuklarında. Yaşıyor mu acaba? Sokak arasında da bu kadar hızlı. Ama biz dansız. Çocuğun annesi kimmiş bilen var mı? Arka mahallede oturan Ayşe Hanım'ın oğlu. Sakın! Dokunma! İlk yardım biliyor musun? Kucaklamaya kalkıyorsun abi, kardeşim. Doğru. Hava alsın ya. Tamam. Ambulans çağrılmış, kıpırdatma. Ah ya. Nerede kaldı bu ambulans? Çarpan arabayı gören gelir, var mı peki? Gelir şimdi ambulans. Şey herhalde. Çiçek ne yapıyorsun sen? Usandım artık Savaş. Anlamıyor musun? Rol yapmaktan bıktım artık. Bizi karı koca sanıyorlar. Annem niye hala çocuk yok diye başımın etini yiyor. Büyü yaptırmış ya, büyü! Çiçek! Ya dayanamıyorum artık! Delirmiş bu kız. Göz göre göre öldürtecek kendini. Hadi o ölümü göze aldı. Biz ne oluruz? Ahmet Boran yanımıza bırakır mı bunu? Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Allah'ım sen aklımı koru. Çiçek sakin ol. Düşünmeden hareket ediyorsun. Yaşamaya dayanamıyorum artık Savaş. Babamı boyun eğmekten bıktım. Çözüm bu mu peki? Baban bir kere vurdu seni. Bu sefer kesin öldürür. Kendini öldürtmek mi istiyorsun? Ölmek böyle yaşamaktan daha iyi. Saçmalama. Sen böyle bir yalana mahkum olduğun için ben de çok acı çekiyorum. Ama bu yaptığın çözüm değil. Çözüm ne Savaş? Çözüm ne?
Gözüm benim Çiçek. Hey Allah'ım ya Rabbim. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bir anda Çiçek, bir anda Savaş'ın sevdiği kız. Bana Savaş'ın sevdiği kız deme Pala. Deme! O kızın yüzünden bu hale geldik. O kız olmasaydı Savaş eninde sonunda kabullenecekti Çiçeği. Başkasına aşık olduysa ne yapsın çocuk? Aşk neymiş? Aşk gelir geçer filan. Önemli olan aile. Önemli olan bizim elimize bakan 10.000 can. Benim hala gülüm. Sorma benim de. Nasıl bir anne Allah'ım? Sanmış akşamın bu saatinde küçücük çocuğu sokağa tek başına. Gel, gel, gel kuzum. Yasemin Hacı. Ha, ha. Kızım. Ay neredesin sen anne ya? İki saattir çaldırıyorum. Ay ne evin cevap veriyor ne senin cebinle ne uğraşın ki? Yüreğime mi indireceksin benim? Yasemin korkma. İyiyiz biz kızım. Nereden bileyim iyi olduğunuzu? Ha bin türlü şey geliyor aklıma. Neredeydin? Niye açmadın? Ay anne öldürdün beni meraktan. Ağlama annem. Canım. Ah kıyamam. Çok şükür bizde bir şey yok. Mahallede bir çocuğa araba çarptı. Onun başındaydı. Ne? İyi oldu değil mi Çiçeğe verdiğin akıllar? Babası kızı bir gün mezara sokarsa başını taştan taşa vurursun. Abla tamam. Duydun Ahmet Moran'ı. Adam diyeceğini dedi. Kızını da bizi de tehdit etti. Anne lütfen. Kapat bu konuyu. Hayır efendim. Kapatmıyorum. Çiçeğe özgürlükmüş. Senin özgürlük dediğin çiçeğin ölüm fermanı. Ölüm. Aklını başına topla artık. Sen koskoca bir ağasın. Bu aileden, aşiretten sorumlusun. Canın istediği gibi hareket edemezsin. Anne yeter. Getirdiniz mi? Getirdik ağam. Mustafa! Evladım geçmiş olsun. Ahmet amca. Kurtar beni Ahmet amca. Polise verme. Atacaklar beni içeri. Hapislerde çürüyeceğim Ahmet amca. Evladım sakin ol. Sakin ol. Erkek adamsın sen Mustafa. Ağlamak yakışıyor mu ha? Ağam diyorsa öldür beni Cemal abi. Hapse attırır. Ahmet amca koru beni. Kim attıracakmış? Ben müsaade eder miyim oğlum öyle bir şeye? Senin arkanda kim var? Koskoca Ahmet Moran. Seni hapse atmalarına müsaade eder mi? Öyle değil mi? Ben halledeceğim bu meseleyi Mustafa. Sil bakayım gözünü. Sil. Aferin. Çay verin Mustafa'ya. Yiyecek bir şeyler de hazırlatın. Hadi çabuk. Şimdi anlat bakalım. Nasıl oldu bu hadise? Vallahi billahi küfür etti Ahmet amca. Tahrik etti. Tufan'la gördü. Öyle değil mi Tufan? Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim geldiğin için. Bitirmeye geldim Nadia. Herhalde senin de istediğin bu. Geçsene. Bir şey içer misin? Fazla vaktim yok. Bana ayıracak vaktin kalmadı artık. Hoş geldiniz Savaş Bey. Merhaba. Cem yok mu? Biraz önce çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Söylemedi. İyi. Bana bir viski verir misin? Tabii.
Bunun nedenini anlatmıştım değil mi? Evet. Savaş da anlatmıştı. Ama gerçeği Savaş da bilmiyor. Savaş. Neredesin? Dışarıdayım. İşim var biraz. Sonra arayayım seni. Yaramaz bir şey yok değil mi? Hayır yok. İyi. İşin bitince ara. Tamam. Haklıydın Cem. Savaş'a aşık olduğum konusunda. Bununla vurdu ağam. Kiminmiş bu? Pala Hanım'mış. Evden yürütmüş. Atışa gittik beraber. Mustafa, Haldun, bir de bizim çocuklar. İkisi de sıktı bununla. Oh oh oh. Pala'nın oğlunun da parmak izi var yani. Olmaz mı? Şimdi ne yapacağız abi? Bizden biri hadiseyi üstlenecek. Kim? İstediğini seç ağam. Selo oradaydı, Rıza oradaydı. Hayrettin kendi ağzıyla söyledi. Ağam aileme baksın, ben girer yatarım diye. Peki görgü tanıkları ne olacak? Hiçbir ağzını açmaz Cemal abi. Zaten bir şey görmedik demişler polise. Tamam. Girdi şunu kasaya. Kaldırlar kucağımıza düştü Cemal. Tanıştığımız günden beri Savaş, ona aşık olduğumu bir gün anlayacak diye bekledim. Ama anlamadı. Beni hep dostu olarak gördü. Hatta kız kardeşim. O kadar yakın yani. Amerika'da üniversiteyi bitirdik, İstanbul'a döndük. O yaz Emre ile tanıştım. Bana aşık oldu. En iyisi Emre ile evlenmek diye düşündüm. Böylece Savaş'tan iyice uzaklaşmış olurdum. Savaş'a Emre'yi annem ve babamla tanıştıracağımı söyledim. Yine de bir ümit vardı içimde. Belki yapma der, belki aşkımı fark eder. Ama öyle olmadı. Senin için çok sevindim. Mutlu olmanı diliyorum dedi. Bunalıma girdim. Gecenin bir yarısında bileğimi kestim. Savaş geldi, kurtardı beni. O zaman da mı anlamadı? Bilmiyorum. Belki başından beri anlıyordu. Ama dostluğumuz bozulmasın diye anlamazdan geliyordu. Belki de hiçbir zaman anlamadı. Bilmiyorum. Ne yaptı peki? Beni kucakladığı gibi hastaneye götürdü. Sabaha kadar başımda bekledi. O zaman da mı söylemedin? Sana aşığım diye. İstedim. Ama yüzünde aşka benzer bir şey bulamadım. Savaşı tamamen kaybetmekten korktum. Ama şimdi kaybettim. Tamamen. Ne demek bu? İtalya'ya dönüyorum. Eski hayatıma. Başımıza daha çok iş açılacak Pala. Ahmet Moran bu kadarla kalmayacak. Anne düşünme artık ya. Dur bakalım. İşte arıyor yine. Rahat durmayacak bu adam. Çiçeğin laflarını da burnumuzdan getirecek. Alo. Canun Hanım. Savaş çiçeğin ağzının payını verdi Ahmet'a. Hiç dert etme. Cahil kız işte, boş boş konuşuyor. Konu o değil Canun Hanım. Neymiş konu? Telefonda olmaz. Eve geleyim konuşalım. Müsait misin? Cem, oğlum bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Bu halin ne peki? Berbat görünüyorsun.
Ayrıldık abi. Saçmalama. Bu sefer kesin bitti. Bitemez Cem. Sizinki böyle bir aşk. Böyle küsüp barışarak gidecek. Bitirdik. Nadia'dan geliyorum. Ciddi misin sen? Zaten bizimki aşk değildi ki. Karşılıklı değildi bir kere. Ben aşıktım, Nadia değildi. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Dinliyoruz Ahmet Ağa, anlat. Nedir mesele? Konu Mustafa. Bu akşam Mustafa bir adam vurmuş. Ne? Adam mı vurmuş? Ölmüş mü? Maalesef. Abla! Abla! Halbim. Mustafa nerede Haldun? Ben ne bileyim anne. Bu saat oldu gelmedi hala. İnşallah serserilik peşinde değildir yine. Oğlum iyi çalışıyorsun değil mi derslerini? Görüyorsun. Aman oğlum Mustafa'ya uyup serserilik etme. Sen akıllı çocuksun. Kendini derslerine ver. Ya tamam. Hadi. Abla iyi misin? Tamam valla. İyiyim. Mustafa nerede? Polis içerimi aldı. Ayıp ediyorsun ama Şahnur Hanım. Akrabayız ya. Senin oğlunu polisin almasına müsaade eder miyim? Durumu iyi merak etme. Bizim çocukların yanında. Senin nasıl haberin oldu? Bizim Vanların gittiği bir mekanda olmuş hadise. Yanında bizim çocuklardan biri varmış. Ortalık karışınca da polis olay yerine gelmeden alıp bana getirdiler. Niye vurmuş? Gençlik, serserilik. Kavga çıkmış. Vurduğu genç küfür mü etmiş ne olmuşsa. Mustafa da çekip vurmuş. O anda ölmüş. Silahı nereden bulmuş? Tenilmiş. Evden almış. Nerede silah? Evin bir yerde. Takma kafana. Merak edecek bir şey yok. Her şeyi ayarladım. Mustafa'nın yerine benim çocuklardan biri yatacak. Cemal avukata götürdü şimdi. Ben vurdum deyip teslim alacak. Yarın kapanır bu mevzu. Biz buluruz yatacak birini. Çok geç bala. Hem ne fark eder ki? Senin adamın benim adamım var aramızda. Şahnur Hanım, müsaade et de Mustafa bu gece bizim çocuklarla kalsın. Yarın gelir alırsınız. Abla. Cemal abi. Adam bir davransa niye çekeyim silahımı? Tabii canım. Tahrik etti. Anama söyledi. Öyle olmadı mı Tufan? Oldu. Aynen öyle oldu. Oh.
Sana ne desem boş değil mi? Aşkından vazgeçme desem. Ben de sana dedim vazgeçme diye. Ne oldu? Bir şey değişti mi? Değişmedi. Ama beraber olsak da, olmasak da, ben Yasemin'i son nefesime kadar seveceğim Cem. Gelmişsin pala. Eyvallah. Buyur. Senden çektim sen. Bitmeyecek mi senin derdin? Dayı. Küfretti bana dayı. Anama sövdü. Sus hayvan sus. Korkutmak istedim. Birden patladı. Konuşma. 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 Dur hala. Senin hakkına pis Mustafa. Senin hakkına pislerde çürümek. Mahvettin dili olan bütün aileyi. Bütün aileyi. Yeter bütün pala. Aileyi. Pala yeter. Aa. O da biliyor suçunu. Kimmiş burada adam? Serserinin teki. Araç topluyormuş sağdan soldan. Su tesisi su yolunda kırılır pala. Şahnur Hanım'a söyle, ölen herif için üzülmesin. Değmez. Polis ölen serseri diye işin peşini bırakmaz ama. Ben o işi hallettim. Hayrettin ben vurdum diye teslim oldu. Az evvel tutuklamışlar. Mevzu kapandı. Hadi al götür. Üstüne de fazla var mı? Yürü! Gözümü kırpmadım gece. Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Ah abla, bu çocuk neler getirdi başımıza. Tamam Fidan, olan oldu. Şimdi işimize bakalım. Haldun'a bir şey söylemedin değil mi? Söyler miyim? Hiç. Üçümüzden başka kimse bilmeyecek hadiseyi ona göre. Tabii ki. Savaşın kulağına gitmeyecek. Ağzınızı sıkı tutun. Öğrendiğinde hepimizi mahvedecek ama. Öğrenmeyecek Fidan. Savaş bunu hiçbir zaman öğrenmeyecek. Hayrola ne konuşuyorsunuz böyle? Hiç. Mustafa niye gelmedi anne? Sen gece nerede kaldığını biliyorsun herhalde. Başımızı iş... Biliyorum Nazan. İşine bak sen. Thank you.
teşekkürler. Anne. Merhaba. Aa. Yasemin. Kızım nereden çıktın sen? Oğlum. Canımın içi. Çok özledim seni, çok. Hoş geldin annem. Hoş bulduk. Ay, ne yapıyorsun sen? Uy. Sağ ol Aynur abla, eline sağlık. Sağ ol. Afiyet olsun. Niye böyle habersiz geldin? Bir arasaydın ya kızım. Ay çok erken çıktım, sizi uyandırmayayım dedim. Ay ödüm koptu anne. Sen telefona çıkmayınca deliye döndüm. Ömer'e bir şey oldu, benden gizliyorsunuz sandım. Aa, olur mu canım öyle şey? Sana gösterdik ya bilgisayarda. Ya ekranda görmekle olmuyor Nuriş teyze. Hele siz bir çocuğa araba çarptı deyince bütün gece kabus gördüm Ömer'e bir şey olacak diye. Annelik böyle bir şey Yasemin. Bir kere telefonuna çıkmadım, bak ne hale geldin. Anladın mı şimdi beni? Oğlundan uzak kaldığın sürece hep böyle olacak işte. Her an yüreğin ağzında yaşayacaksın. Ömer'e bir şey mi oldu? Savaş'ın ailesi kaçırdı mı? Savaş Bey, medya planlamacılar geldi. Toplantı adresini aldım. İyi, geliyorum. Nadia yanlarında mı? Nadia bugün gelemeyecekmiş. Aradım, hastaymış. Mehmet burada mı? Evet, burada. O zaman söyle, o da katılsın toplantıya. Tamam. Annen bekliyor. Al. Oğlunu getirdim. Sağ ol Bala. Sen çık. Abin haklı çıktı Mustafa. Bugün adam bıçaklıya, yarın katil olur demişti. Oldun. Anne. Sakın ağzını açma. Ben seni katil ol diye mi doğurdum? Ben seni can al diye mi büyüttüm? Ya beni bir din... Sus! Sus! Katil doğru büyüten Şahnur Ana'ya. Ah, ah. Yazıklar olsun. Anne çok pişmanım. Ne fayda Mustafa? Can aldıktan sonra pişman olsan kaç para eder? Verdiğim emekler haram olsun sana. Sütüm zehir sıkkım olsun sana. Vallahi bile korkutmak istedim. Senin katillerin arasında gençliğini çürütmen lazım. Neşare! Evladımsın. Atsam atamam, satsam satamam seni. Evladımsın, evladımsın. Evladım, evladım, evladımsın. Abla. Abla yapma. Çık odana. Abla tamam. Duyacaklar, topla kendini. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım.
Savaş kuşkulanır da kurcalamaya kalkarsa Mustafa'yı alamayız elinden. Belki de doğrusu bu abla. Yaşı küçük, az yeter. Kendi ellerimle oğlumun hayatını söndürmem ben. Katillerin arasına atamam. Ne olursa olsun evladım o benim. Hiçbir şey olmadı, anladın mı? Mustafa'yı serserilik etti. Üzdü beni o kadar. O kadar. O kadar. Reklamlar bu akşam girmeye başlıyor Savaş Bey. Ayrıca gazete ve dergilere haber olarak gireceğiz. Peki. Yapın işte siz gerekeni. Sizinle de söyleşi yapmak istiyorlar. Olur. Sorularını yazılı göndersinler yalnız. Evet ama bugün bir fotoğraf çekimi yapmamız gerekiyor. Uğraşamam Seda Hanım. Bir kere Savaş Bey. Bugün tek bir çekim yapalım. Biz servis ederiz basına. Gerekli ama olmasa ısrar etmem. İyi peki. Tek bir çekim ama fazla zaman ayıramam. Tamam, sorun değil. Evet. Sen de yanımızda ol. Nasıl isterseniz Savaş Bey. Bak anneannesi, bak nasıl ayaklandı oğluşum. Ay, bir de okula gittiğini, koşup oynadığını görsem. O da olacak Leyla. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor zaman. Hop. Anne, İstanbul'a gelmeniz lazım artık. Nasıl? Olumsuz yapamıyorum, aklım onda kalıyor. Gelelim gidelim olur demiştin. Ömer'i öğrenirlerse... Sevgi biliyor zaten, başka görüştüğüm kimse yok ki. Savaştan da ayrıldığıma göre. Doğru söylüyor aslında. Şu ajans işini yoluna koyar koymaz yeni bir ev bulurum başka bir yerde. Savaş da bulamaz beni böylece. Bunlar tamam. Bir de toplu bir fotoğraf alalım. Buyurun. Evet. Gel. Biraz da ürünlerle ilgili bilgi alabilirsek genel basın bülteni için. Mehmet Bey bilgi verir size. Tabii ki Savaş Bey. Merak etmeyin. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bazı sorularım olacak ürünlerle ilgili. Tabii. Ürünlerimiz iç piyasada. Hadi oğlum anneanneyi üzme sakın, tamam mı? Ben sana baba alıp geleceğim. Ay. Anne bir şey istiyor musun çarşıdan? Kızım, geç kalma. Tamam merak etme. Taşınacak mısın İstanbul'a? Doğrusu da bu değil mi Noriş? Benim de her gün yüreğim ağzımda. Yasemin ne yapıyor, ne ediyor diye. Kızım gözümün önünde olur. Doğru. Sen de haklısın. Hadi ben de gideyim de işe güce bakayım biraz. Otur Allah aşkına. Bir kahve yapayım da içelim. Hadi. Al oğlumu. Gel bana. Gel kuzu, gel. Gel. Sen İstanbullara mı gideceksin? Abi, Çiçek Hanım okula gitmiş bugün. İyi. İyi de, ya babası bir şey yaparsa? Ben izin verdikten sonra babasına ne? Doğru. Kim ne diyebilir ki? Yine de İsmail'i uyarsan, gözünü dört açsın. Tamam abi. Savaş Bey meşgul dedim ama dinlemedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır yine? Hayır mı şer mi bilmem. Ona sen karar vereceksin. Meseleyi söylersen bakarız.
Annenle konuştuk dün gece. Çiçeğin ağzının payını vermiştin. Annem doğruyu söylememiş. Çiçeğin ağzının payını verecek bir durum yok. Öğretmenlik yapacakmış. Evet. Sana ne? Beni alakadar etmez, yapsın. Bir yanlışı olursa icabına bakması gereken sensin. Ama çiçeği boşamayı aklından çıkar Savaş. Ne olur boşanırsak? Çiçeğin hakkı bir kurşun olur. Sizin hakkınızda 100 kurşun. Baldarlar Ahmet Bora'nın kızını mundar etmiş dedirtmem ben. Çiçeğe bir kurşun sıkarım. Ama kızımı mundar edenlerin kükünü kazırım. Boşanmak mundar etmek mi oluyor? Sen ne kadar geri kafalı bir adamsın ya. Geri ileri. Orası seni alakadar etmez. Söylediğimi duydun. Kana kaldığım yerden devam ederim diyorsun yani. Evet. İyi. Yalnız ben bu tehditlere papuç bırakmam Ahmet Murat. İlla kan dökeceğim diyorsan ben de ona göre davranırım. Meydan okuyorsun yani bana. Daha değil. Zamanı gelince onu da yapacağım. İyi. Bekliyorum. Hadi eyvallah. Neredesin Yasemin? Şu anda neredesin? Ne yapıyorsun? Her saniye seni düşünüyorum. Aklım fikrim seninle dolu. Sen de beni düşünüyor musun biricik aşkım? Meleğim. Güzel gözlü kadınım. Yasemin, senin için ölmeye hazırım. Senin için her şeyi arkamda bırakmaya, dünyanın öbür ucuna gitmeye hazırım. Ama senin benim yüzümden ölmene dayanamam. Beni affet. Seni dünyanın bütün tehlikelerinden korumaya söz veremediğim için beni affet. Savaş. Canım, ruhum, biricik sevdiğim. Nasıl unutacağım seni? Aşkını kalbimden nasıl söküp atacağım? Atamam ki. Seni unutamam ki. Kalbim senin Savaş. Kalbimde bir tek sana yer var. Sana, bir de oğlumuza. Oğlumuzu senin adını fısıldayarak büyüteceğim. Senin harika bir baban var oğlum diyeceğim. Beni affet Savaş. Anneliğim aşkımıza üstün geldiği için affet. Seni oğlumuzdan mahrum bıraktığım için beni affet. İş konuşacağız öyle mi? Öyle. Toz. Toz. Bir iyilik yaptın, şimdi karşılığını bekliyorsun yani. Ben baldarlara iyilik yapmaya meraklı değilim Pala. Ama kısmet işte, fırsat kucağıma düştü. Tozu taşı, sonra sen sağ ben selamet. Savaş hayatta kabul etmez. Savaşa soran kim? Bu senin işin olacak. Yapmam. Öyle bir yaparsın ki... Mustafa'yı hapse gönderme diye toz taşıyamam ben. Zehir taşıyıp da insanları... Ya Haldun'u da gönderirsem? Lafı nereye getireceksin, açık konuş. Senin silahının üzerinde oğlunun da parmak izi var. Olmaz.
Haldun el sürmedi o silahı. El sürmez. Çek bacanlarını, olur almış silahını. Mustafa ile beraber atış yapmışlar bizim çocuklarla. Senin oğlan da iyi atıyormuş ama aferin. İyi yetiştirmişsin. Oğluma iftira atamazsın. Ben de şahit çok fala. O mekanın alayı şahit olur istersen. Üçünüzü birden alırlar. Baba, oğul, yeğen. Cinayet birinize yıkılır. Artık piyango kime çıkarsa. Dua et de gözünün bebeği hapislerde çürümesin. Ahmet Moran kan dökerim diyor, başka bir şey demiyor. Biliyorum ama derdini. Tamam, tozunu taşıyorum desem her şey süt liman olur. Taşıyacak mısın yoksa? Asla. Savaş, nasıl çıkacaksın bu işin içinden? Fabrikayı kurana kadar sabredeceğim. Ne olacak fabrikayı kurunca? Daha güçlü olacağım. Maddi manevi. Bana 50 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorum ben Nadia. Polonyalıların ortaklığı başka yatırımları da tetikleyecek. Toz işi azalacak. Ahmet Moran da yandaş bulamaz hale gelecek. Yasemin, anlattın mı bunları? Nasıl anlatayım? Hatayı başta yaptım ben. Anlatmalıydım. Tören nedeniyle nikahlıyım. Ailem toz taşımış. Ama ben bütün bunlara bir son vermek istiyorum diye bir bir söylemeliydim. Artık çok geç. Senin harika bir baban var oğlum, biliyor musun? Seni gördü, tanıyor. Ama oğlu olduğunu bilmiyor. Bilse daha da çok sever seni. Büyüyünce söyleyeceğim sana babanın kim olduğunu. Bunun için belki beni hiç affetmeyeceksin. Ama senin için yapıyorum oğlum. Doğunur en büyük gıda tesisi olacak. Sana ne? Senin cebine mi girecek parası? Ego, kafayı çalıştır. Önce finans müdürü, sonra Nadia'ya bir şut, sonra genel müdür. Ha, aşkı bıraktın, işe bakıyorsun. Ha? İkisi bir arada niye olmasın? Savaş Baldır'ın güvenini kazanırsam, şirketin yedek anahtarını bana verir. İyi, hadi bakalım. Hiç aramıyor mu seni? Hayır. Ben de aramıyorum. Kesin bitti yani. Ayrıldınız. Bizi bırak artık. Ben sizi konuşmaya geldim. Cem onu sevmediğini düşünüyor. Bana aşık değil dedi. Bence biraz sen de gayret etsen. Cem haklı Savaş. Ben ona aşık değilim. Başkasına mı aşıksın? Ne içersin? Bırak şimdi içkiyi. Otur şuraya da konuşalım. Israr etme Savaş. Ediyorum Nadia. Nadia, bin kere söyledim. Sen benim başımın tacısın. Kız kardeşim olsan bu kadar sevemezdim seni. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Cem'le olamayacağım diyorsan anlarım. Ama varsa başka biri? Savaş, yeter. Ben aşk burcunda doğmamışım, tamam mı? Bana aşk yok. Ben kabullendim bunu. Boş bir kalple yaşamayı öğrendim. Israr etme artık.
Mustafa. Yavrum şunu iç bakayım. Ha. Bakayım ateşine. İyi, düşmüş. Hadi uyu şimdi sen biraz. Ulan ben seni Van'dan buraya niye taşıdım ha? Niye taşıdım? Serseri olma, it komuk olma diye taşımadın mı ulan? Ha? Hala, hala yapma. Hala yapma, öldüreceksin çocuğu. Hala, delirme. Sen hala. Benden silah çalarsın ha? Ateşe gidersin ha? Ne yapayım Haldun, ben seni geberteyim mi? Hala ne yapıyorsun sen? Otur, otur. Delirdin mi? Mustafa ile bir oğlu benim silahlarımdan birini çalmış. Atış yapmışlar abla. Ben bunu öldürmeyeyim de ne yapayım abla? Ne oluyor? Yok bir şey, git odana. Bir şey yok mu? Ya niye bu çocuk yerde o zaman? Silahta Haldun'un da mı parmak izi varmış? Silah Ahmet Moran'da mı? Gözü gibi saklıyor şerefsiz. Ne istedi senden? Ne isteyebilir abla? Tozu taşıyacaksın yoksa sizi yakarım diyor. Herifin eline düştük. Belliydi böyle olacağı. Savaş taşımam diye kestirip atmasaydı bu hallere düşmezdik. Mustafa adam olsaydı bu hallere düşmezdik demek gelmiyor mu aklına? Oğlun katil oldu, katil. Neredesin kızım? Tam işin üstündeyken kayboldun ortadan. Bodrum'dayım ben. Niye, bir şey mi oldu? Yok, öyle atlayıp geldim birkaç günlüğüne. Yasemin, bu iş beklemez ama. Bir an önce çalışmamız lazım. Ben burada didiniyorum, sen çekip Bodrum'a gidiyorsun. Olacak şey değil. Ay üstüme gelme Sevgi. Çok kötüyüm, görmüyor musun halimi? Bir türlü kafamı toplayamıyorum diyorum sana. Tamam canımın içi, tamam. Zor zamanlar geçiriyorum biliyorsun. Bunu en iyi senin anlaman lazım. Affedersin. Kendini işe verirsen unutursun diye söyledim ben. O kadar kolay olmuyor maalesef. Tamam peki. Gelince haber ver. Ben idare ederim. Tamam, hoşça kal. Şu işe bak ya. Bir daha zar işittik. Ne diyor? Vaz mı geçmiş? Yok canım. Kafa dinlemeye Bodrum'a gitmiş. Tabii. Tuzu Kuru Hanımefendinin parası var. Çıkardın tepeni. Böyle olur işte. Ya abuk subuk konuşup çileden çıkarma beni. Zaten canım burnumda. Yalan mı? İyi valla. Sen deli gibi çalış. O üstüne otursun. Var mı öyle ya ama? Ne yapacağım peki? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir çaresini bulman lazım Sevgi. Ya benim şu anda tek umudum Yasemin. Neyin çaresini bulacağım Bora? Ajansına ortak olmanın. Daha kaç kere konuşacağız bunu? Ajansı bir kursun önce. Meteliğe kurşun atıyorum şu anda. Thank you.
çok erken gitti Nasiba. Beni bunca dertle baş başa bırakıp gittin. Günaydın abla. Savaş, fark etmedim geldiğini. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Hiç. Oturuyorum işte. Uyku tutmadı. Üşümüşsün sen. Ellerin buz gibi. Niye mutsuzsun abla? Söyle. Ne bileyim. Yok bir sebebi. Senin de ellerin buz gibi. Sen de benim gibi mutsuz musun? Savaş. Ablacığım söyle. Benimki iş sıkıntısı. Senin neyin var? Yasemin'le ayrıldık. Nasıl? Neden? Hayatımız yüzünden. Silahlar, töreler. Eve ateş açıldı diye değil mi? O kadar çok mu korktu yani? Boş ver. Hadi kalk içeri git. Sabah serinin düştü. Kalk, işe gideceksin. Hastayım ben. Mustafa, kalk dedim. Abini huylandırmak mı istiyorsun? Arkanda ben yokum artık Mustafa, ona göre. Eğer bir yanlışın daha olursa... Seni kendi ellerimle öldürürüm. Ağam yumurta ister misin? Hayır istemem. Hemen çıkacağım şimdi. Bu akşam ne yemek yapalım Savaş? İstediğinizi yapın. Size afiyet olsun. Mustafa, fırla. Abi, beni de fabrikaya bırakır mısın? Sen Halil'le git. Günaydın abi. Günaydın. Holding'e mi abi? Hayır, havaalanına. Hadi bakalım. Güle güle, hayırlı işler. Hadi kızım, Baran. Gidin dişlerinizi fırçalayın güzel güzel. Çiçek, güzelim göz kulak ol şunlara da iki lokma bir şey yiyeyim. Tabii. Endam sen de yardımcı ol. Tamam. Niye öyle sabah sabah bakışmalar abla kardeş? Yo, ne bakışması? Ne oluyor Nazan? Ya... Savaş Yasemin'den ayrılmış. Ne? Ne demek Bodrum'a yerleşiyorum ya? Oğlum Bodrum yazın iyi yazın. Kışın ne yapacaksın? Boş barda oturup kafa mı çekeceksin? Ben zaten mahvolmuşum. Ne diyorsun sen ya?
Nadia beni sevmemiş Savaş. Seviyorum diye beni kandırmış. Bundan daha kötüsü ne biliyor musun Savaş? Asıl ben kendimi kandırmışım. Beni seviyor diye. Oysa hiç sevmemiş. Ne zaman gidiyorsun İstanbul'a? Bir an önce gitmem lazım aslında. Kız haklı. Ajans kuracağız diye attım tuttum. Şişt. Sevgiyi de sen düşünmek zorunda değilsin Yasemin. Sen kendini düşün. Aa, bak 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 bak. Ayrıca sana da çok kızgınım. Ay yine ne yapmışım? Ajansınızın battığını söylemedin bana. Hep idare ettin beni maşallah. Ya anneciğim canım benim. Bir de bunun için üzülmeni istemedim ondan. Üzülüyorum ama Yasemin. Sen böyle sıkıntıda oldukça benim gözüme uyku girmiyor. Acaba ne yapıyor? Acaba ağlıyor mu? Acaba biri kızımı üzüyor mu? Üzülme anneciğim. Güven bana ne olur. Yaptın mı alışveriş listeni? Gideyim alayım. Televizyonun üstünde. İçi kavurayım mı Leyla abla? İçi diyorum kavurayım mı? Kavur kavur hadi anca olur. Tamam. Sırf bunun için mi geldin Bodrum'a? Evet. Senin garson Cem abi pek iyi değil deyince. 5x5'i ne yapacaksın? Devredeceğim. Kararlısın ha? Seni dönmeye ikna edemeyeceğime göre ben gideyim artık. İstanbul'a mı döneceksin? Hı. Seni rahat bırakacağımı sanmayacağım. Bütün yaz tepende olacağım burada. Ne demek? Burası senin. Her zaman beklerim. Kilo vermişsin. Ama yine de çok güzelsin. Gitme. Bırak beni ne olur. Hayır. Ben seni her gördüğümde... aşkımızdan asla vazgeçemeyeceğim bir kere daha anlıyorum. Savaş ne olur zorlaştırma. Geç mi kaldın? Yok, kalmadın da. Ne bu heyecan? Sana anlatacaklarım var. Savaş'la Yasemin ayrılmış.
Benimle birlikteyken korkular peşini bırakmıyor. Buna hakkım yok diye düşünüyorum. Yasemin. Yanımda sen olmadığın zaman aldığım nefes bile zehir oluyor bana. Savaş ne olmuş? Affet beni. Unutmaya çalış. Yasemin gitme ne olur. Korkmakta haklısın. Senin alışık olmadığın bir aileden geliyorum ben. Ben kendim için korkmuyorum Savaş. Sana daha önce de söyledim. Seninle ölümü göze alırım ama... Biliyorum. Biliyorum benim için korkuyorsun. Bize bunu yapma. Hayır. Çok üzgünüm. Ya ayrılmışlar diyorum. Ev taranınca kız korkudan kaçmış gitmiş. Savaş sana kaldı artık Çiçek. Aşkını yaşayabilirsin. Abla ben o kadar gurursuz muyum? Sevdiği kadın Savaş'ı terk etti diye fırsatçılık mı yapacağım? Olsun Yasemin gitti ama ben varım mı diyeceğim? Kalbinin başka bir kadına ait olduğunu bile bile Savaş'ın kollarına mı atılacağım? Aşkımın haysiyeti nerede kalır o zaman? Abla benim bir gururum var. Çiçek, aşkta gurura yer olmaz. Haklısın. Sevdiğinin kalbini sen dolduruyorsan aşkta gurur olmaz. Ama Savaş'ın kalbi bana ait değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Bana bunları söylememiş ol, ben de duymamış olayım. Ne oldu? Sorun ne? Ya hem filmi istiyorlar hem de verdikleri avans 3 kuruş. İçinden çıkamıyorum. Yasemin'in para harcaması lazım. Harcasın. Olur. Görürsem söylerim. Yönetmen ücretleri ne oldu? Aynı, değişmedi. Hatta biraz düştü. Ama sen yine yüksek yaz. Öyle yazacağım zaten. Ben müşteriyi kastetmiyorum ama. Yasemin'e vereceğim bütçeyi diyorum. Saçmalama. Arkadaşıma kazık mı atacağım yani? Arkadaşına değil, patronuna. Sizin menajeriniz Dominik Bey. Gerçekten şansa bak. Benimki pek iyi sayılmaz.
Hadi ben yatıyorum. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yenge, senin neyin var? Çok düşüncelisin. Yok. Bir şeyim yok. Yorulmuşum. İmkanı yok abla. Toz taşırsak savaş asla affetmez bizi. Savaşın affetmesi çocuklarımızın hayatından daha mı önemli? Hapishanelerde bir yatakta 3 kişi yatıyormuş. Bit, pislik, mikrop kaynıyormuş. Islah evleri daha da betermiş. Orada çocukları her şeyi yapıyorlarmış. Dövüyorlarmış. Hatta tecavüz... Abla sus. Devam etme. Gidiyor musun? Gideyim, geç oldu. Gitme. Ben de kal bu gece. Bora, çekil şuradan. Lütfen. Lütfen bırak beni. Sevgi. Ya bırak. Sevgi. Okudun haberi değil mi? Emniyetteki arkadaşlarla bir daha konuştum. Olabilecek bütün izleri sürmüşler. Vallahi çok iyi çalışmışlar aslında. Ama bir şey yok. Yalnız Savaş Bey, bu işi kim tezgahlamışsa arazinizi çok iyi biliyor. Kameraların yerlerini, kaçıp gitme yollarını, hepsini. Yasemin, gözünü seveyim, yanlış bir şey yapma sakın. Ay anne tamam, 100 kere söyledin tamam. Ay yarabbim, yüreğime inecek artık. Ne diyeceksin Mehmet'e? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Yüz yüze gelince karar vereceğim ona. Beni merak etme, sen Ömer'e iyi bak, ben seni ararım. Tamam kızım. Tamam, tamam. Allah'ım. Hay Allah'ım. Hadi otur oğlum. Ben yiyeceklerimizi alıp geleyim, olur mu? Çantama da göz kulak ol, tamam mı? Tamam.
Alo. Kimsiniz? Bora, annenin arkadaşıyım. Senden bahsetmişti bana ama seninle daha tanışmadık. Öyle mi? Evet. Annen nerede Barancığım? Bize pizza almaya gitti. Oo, ne güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Kimle konuşuyorsun sen? Boram Ceyla. Ne? Alo. Baran, annene söyler misin beni arasın? Sakın bir daha benim telefonumu açma. Sakın. Bora diye biri yok, tamam mı? Tanımıyorum öyle birini ben. Yanlış numara. Buyurun. Afiyet olsun. Bak. Kimseye söylemek yok. Tamam mı anneciğim? Tamam. Aferin. Buyur Ahmet Ağa. Ben bir kahve yaptırayım. Acelen mi var? Var. Arazi arıyorum bu taraflarda. Ev yaptıracağım. Ona bakmaya gideceğim. Kestirmeden yüreğim konuyor. Kararınız nedir? Ne kararı? Şahnur Hanım. Hanım aldığını kendi nökerlerine yap. Bana sökmez. Bala anlatmıştı sana mevzuyu. Tuzu taşıyın. Siz sağ ben selamet. Kararınız nedir? Ahmet Ağa. Sen anlı şanlı bir aşiretin başısı. Töre nedir? Mertlik nedir bilirsin. Oğlumun bir hatasını yakaladın suç, diye. Suç. Yani cinayet. Şantaj yapmak senin gibi anlı şanlı bir ağaya yakışıyor mu? Ben burada iş adamıyım Şahnur Hanım. Ağalık mağalık Van'da. Aşiretin karşısında. Hem sen kim oluyorsun da bana mertlik dersi, töre dersi veriyorsun ha? Asif Ağa'nın bana verdiği sözü siz tuttunuz mu ki konuşuyorsun? Size bir hafta mühlet. Haftaya bugün cevabımı alırım. Aldım mı aldım? Almadım. Savaş. Gel dayı. Şu emekli polis geldi. İş içeriden diyor. Uğraşma artık. Çıkmıyor bir yere işte, görüyorsun. Çıkacak. Çıkaracağım. Nadia yok yine. Nerede? Hastaymış. Alo. Alo, Pala. Efendim. Ahmet Moran geldi şimdi. Size bir hafta mühlet dedi. Anladım, tamam. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Yengen, okulun parasını unutma diyor. Ben bir depoya uğrayayım. Yasemin? Senin derdin ne Mehmet? Niye Savaş'ın yanında çalıştığını bana söylemedin? Nerede çalışıyorsun diye sormadın ki. Uğraşma benimle. Uğraşma, bak çok fena olacak ha. Kolay gelsin. Buyurun Savaş Bey. Aşkım, seni zor arayayım mı? Savaş Bey geldi. Kız
Kız arkadaşınla mı konuşuyordun? Hı hı. Medyacılar çok memnun kalmış senden. Sağ olsunlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Senin pozisyonu yakında tekrar konuşalım. Ben bir şey diyemem Savaş Bey. O sizin taktiğiniz. Nadia hasta. Bir gelsin onunla da konuşayım. Sonra bakarız. Nasıl isterseniz. Hadi kolay gelsin. Demek bir hafta dedi ha şerefsiz. Tozu taşıdınız, taşıdınız. Taşımadınız polise giderim dedi. Bu şerefsizin bize şantaj yapmasına izin mi vereceğiz? Ne yapalım? Başka yolu var mı? Abla, Mustafa 18'inden küçük. Çok ceza almaz. Ne? Teslim olsun mu diyorsun yani? En iyi avukatları tutarız ablacığım. Vallahi bir haftada çıkarırlar. Katil olan senin oğlun olsaydı teslim olsun mu diyecektin? Yaktırmam filan. Oğlumu yaktırmam. Ne dedi? Sizin oğlunuzu yaktırırım mı dedi? Öyle mi dedi Fidan? Nereden anlıyorsun lafı Allah aşkına? Öyle demek istedi. Benim oğlum yanacağına sizinki yansın dedi. Ablan Mustafa'yı kurtarmak için her şeyi yapar. Suçu Haldun'un üstüne bile attırır. Saçma sapan konuşma, yapmaz öyle şey. Yapar! Senin ablan her şeyi yapar. Ben oğlumu yaktırmam falan. Ona göre bu evi yakarım. Herkesi yakarım. Yine de oğlumu yaktırmam. Kusura bakma. Geç kaldım. Niye Savaş'ın yanında çalıştığını söylemedin bana? Ya çekindim işte. Sen ne biçim adamsın ya? Sen ne korkunç bir adamsın. Tesadüf oldu. Ben nereden bileyim senin Savaş Baldar'la ilişkini? Ha, bilmeden işe girdin yani. Evet. Yemin ederim Yasemin. İşe başladıktan sonra öğrendim ben. Sana inanacak kadar aptal değilim. Arayacağım Savaş'ı, senin kim olduğunu söyleyeceğim. Ekmeğimle oynama. Ben senin dostun olmak istiyorum diyorum ya. Ömer'i söylemek mecburiyetinde bırakma beni. Bir sene iş aradım ben. Bir sene süründüm. Nadia'nın işi aldı beni. Savaş Baldar'la bile bir ay sonra tanıştım. Nereden bileyim senin sevgilin olduğunu? Sen benim ekmeğimle oynama. Ben de Ömer'den kimseye söz etmeyeyim. Bana şantaj yapıyorsun. Hayır. Yani dostlar birbirinin sırrını saklar diyorum. Nasıl öğrendin Ömer'i? Bodrum'a annenle konuşmaya gitmiştim beni affetmesi için. Annen Ömer'le bahçeye çıktı. Ben de vazgeçtim konuşmaktan. Yani ya benim çocuğum olduğuna nasıl karar verdin? Mahallede sordum. Annen hamileyken kocasından ayrıldı demiş senin için. Benimle evlenmişsin yani. Herkes Ömer'i benim çocuğum biliyor. Hiç nefesini tüketme Şahnuran'a. Çiçek, beni dinle dedim. Boşanmak ne demek? Hadi kendini düşünmüyorsun. Baban bir kurşun sıkar kafana. Bizi de mi düşünmüyorsun? Biz Savaş'la konuştuk bunları. Zamanı gelince boşanacağız. Hayır, hiçbir zaman. Şahnuran'a, zorla güzellik olmaz. Savaş başkasını seviyor. Ayrıldı o kızdan. Kapandı o konu. Ne dedim ben sana?
O kadınlar gelir geçer demedim mi güzel kızım? Savaş'ın karısı sensin. Anne. Ne çeviriyorsun sen yine? O kızdan ayrılmışsın. Ablan öyle söyledi. İyi yapmışsın. Bir silah sesiyle kaçıp giden kızdan sana hayır mı gelir? Sana göre bir kız değil o Savaş. Sen ona mı layıksın? Gül gibi karın var evde. Asıl karına sahip çık. Ben Yasemin'i seviyorum. Ondan ayrılmadım, ayrılmayacağım. Anladın mı? Abi. Yalnız gideceğim. Eşref. Gel. Savaş'ın sevdiği kız Yasemin. Bana onu araştıracaksın Eşref. Nasıl yani? Soyunu, sopunu, anasını, babasını, 7 sülalesini araştır. Ne iş yapar, kimlerle görüşür, ne yer, ne içer, ne bulursan. Evinin önünde nöbet tut, gözetle. Bana o kızın bir açığını bul getir. Savaş. Savaş git. Hayır. Git ne olur. Seni bırakmam. Seni bırakamıyorum anlamıyor musun? Ben sensiz yapamıyorum.